Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada 2 günlük bir kamp sürecimiz devam ediyor. Yoğun çalışmalarımız sürüyor. 29. şampiyonluk için büyük bir mücadele veriyoruz. Bunu da burada devre arası kampımızda gerçekleştiriyoruz. İyi bir ortam var. Yeni genç arkadaşlarımız geldi. Onlar da bizle birlikte antrenman yapıyor. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Yurt dışında Brezilya'da olan arkadaşlarımız vardı. Onlar yeni geldi bugün. Onlar da katılacak akşam bize. Onlarla birlikte takımımız tam oluyor. Daha iyi, daha konsantre bir şekilde antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilk yarıyı 2 galibiyetle kapadık. Son 2 maçımızı 2 galibiyetle kapadık. Güzel bir final oldu bizim için. İkinci yarıda iyi bir şekilde başlayıp en iyi şekilde liderliğimizi götürmeye çalışacağız, lider olmaya çalışacağız diyelim. Ben kendime inandım. Bana inananları da mahcup etmedim. Daha iyi de olacağımı garantisini veriyorum. Allah kaza sakatlık vermezse tabii ki. En iyi şekilde performansımı yükselterek Fenerbahçe'ye katkıda bulunacağım. Daha çok iyi yerlere geleceğiz yani. Yani dediğim gibi Sergen Hoca'nın o zaman yıllar öncesinde yaptığı yanlışlar, doğrular tabii ki ona ait bir şey. Onun düştüğü durumları benim düşmemi istemedi. Benim daha iyi yere gelebilmem için o da tabii büyük bir sorumluluk aldı beni transfer ederek. Ona da teşekkür ederim buradan ona ve ekibine. Bu sorumluluğu alınca tabii ki beni en iyi yerlere getirmek için o da hem sözlü hem saha içindeki futbolumdan herkesin memnun kalabileceği şekilde o da gayret gösterdi. Ben ona buradan teşekkür ediyorum hepinizin önünde. Tabii ki doğrular vardı, benim yanlışlarım vardı. Ama önemli olan Alanyaspor'un başkanı da Sergen Hoca'nın dediği gibi biz Ozan'ı Fenerbahçe'ye kazandırmak için buraya almıştık dedi. Önemli olan benim Fener'e tekrar kazandırılmamdı. Ve bunu görüyoruz. Tabii ki bununla yetinmeyeceğim. O da aynı şekilde hep telefonla konuşuyorum hocayla da, Sergen Hoca'yla da. Hep bana uyarıları oluyor. Ben de ona dikkate alıyorum. Daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Yani şimdi şöyle bir durum var, gerçekçi olmak gerekirse. Benim devre arasında tabii sözleşmem bitmiyordu. Sezon sonu bitiyordu sözleşmem ama devre arasında istediğim bir kulüple anlaşabiliyorsunuz. Ama tabii ki benim aklımda böyle bir şey olmadı. Olsaydı ki Fenerbahçe ile bir şey imzalamazdım. Benim aklımda ve içimden gelen ve ailemle de bunu konuştuğum zaman benim öncelikle Fenerbahçe'ye bir borcumun olması, bana burada verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapmak ve Fenerbahçe'yi 29. şampiyonluğuna kavuşturmaktı. Benim önceliklerim bunlardı. Ben burada hocaya da söz vermiştim ilk geldiğimde. Başkana da söz vermiştim. Şimdi benim asıl görevim bunları yerine getirmek. Ondan sonrasını yani sözleşmeyi imzaladık. Ondan sonrasını göreceğiz. Yani ilerleyen zamanlarda ne getirir ne götürür bilemeyiz. Ama şimdilik tabii ki öncelik Fenerbahçe. Yani şimdi bizim tabii ki yıllardır altyapıdan oyuncu çıkmıyor Fenerbahçe'de ve diğer büyük kulüplerde de aynı şekilde. Burada Emre abinin de olsun, Ersun hocanın da olsun, diğer hocalarımızın da olsun isteği bu doğrultuda, oyuncu çıkma doğrultusunda. Tabii bunların üstünde çok uğraş ve çaba sarf ediyorlar. Fakat çok birden genç oyunculara yüklendiğiniz zaman, örneğin benim de zamanımda olduğu gibi, birden parlayıp çıkıldığı zaman ilerleyen zamanlarda hani oraları görmediği için oyuncu, genç oyuncuların bir değişkenlik oluyor ve o değişkenliği atlatması çok zor oluyor. O yüzden daha kontrollü, daha sabırlı gidiyorlar. Bu konuda da çok doğru hareket ediyorlar. Genç arkadaşlarımız da zaten iyi çalışıyorlar, mücadele veriyorlar. En iyi şekilde onlar da mücadelesini gösterdikten sonra hak ettikleri yerde olacaklardır diye düşünüyorum. Emre abi benim 5 yıldır, 6 yıldır tanıdığım bir abim. Milli takımlardan, ben Bursaspor'da oynarken beri tanıdığım bir insan. Karakteri ve kendisi yani söylememe gerek yok, mükemmel bir insan ve bize de sadece bana değil bütün takım arkadaşlarıma da yardımcı olan bir kişidir, kaptandır. Benim de ondan öğreneceğim çok şey var. Onun da takıma katacağı çok şey var. Daha hani ikinci yarısı devam ediyor ligin. Daha çok şey katacaktır diye düşünüyorum.
Aynı şekilde bizim ileride Avrupa Şampiyonası var yazın. Orada da bize çok şey katacağını düşünüyorum. Çok tecrübeli bir kişi kendisi. O da bir rahatsızdı. 2 gün sonra geliyor. Tekrar bizle birlikte olacak. O bizde olduğu sürece biz de mutluyuz. Seviyoruz Emre abiyi de. İnşallah hep beraber yolun sonunda onun da elinde kupa olur. Biz de seviniriz hep beraber. O zaman Şenol Hoca da söyledi. Kolay bir grup değil. Zor bir grubumuz var. Ama bizim genç bir ekibimiz var. Bu ekip bir şeyler yapabileceğini kanıtladı elemelerde. Dünya şampiyonasını içeride inip dışarıda berabere kalarak bir şeyler yapabileceğini kanıtladı. Arkadaşlığın çok iyi olduğu, yeteneklerimizin kalitesinin çok üst seviye olduğu bir ekibimiz var. Bence şansımızın eskiye göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu maç oynayarak görüyoruz, maç oynayarak yaşıyoruz. Saha içinde ne olur bilemeyiz. Ama bence benim tahminimce yani şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum ve daha yani güzel olacak diye düşünüyorum. Bu maçlara çıkmaya alıştık. Tabii ki heyecanlanıyoruz. Zor maçlarımız oluyor. Kolay olmuyor. Ama yani dediğim gibi biz bunları açtık yani. Bu grup açtı diyebilirim yani. Bu grup birçok şeyi ispatladı. Daha da çok şeyi ispatlar. Yani ben şimdi birçok mevkide oynadım. Orta sahada tabii kendimi daha iyi hissediyorum. Ama şimdi eksik olduğu Fenerbahçe'nin yani o an eksik olduğu bir mevkide oyuncu yoksa ben de o mevkide oynayabiliyorsam seve seve oynarım. Ben bunu Ersun Hoca'ya da dedim. O da zaten severek yani isteyerek beni oynatıyor. Ben de gönülden isteyerek oynuyorum. Birçok maçta da oynadığım gibi. Ama bunu bir tek ben yapmıyorum. Birçok arkadaşım da yapıyor, Dirar da yapıyor. Başkaları da yapıyor. Önemli olan burada dediğim gibi eksik yönlerimiz var ama Fenerbahçe'nin kazanması. Ben orta sahada oynadıktan sonra, yendikten sonra bir anlamı yok yani. Ben sağ bek oynayıp yenildikten sonra üzüldüğüm zaman bir anlamı var. Bunun için de bizim hani mevkisel olarak değil, takımsal olarak bakıyorum ben olaya biraz da. Takım olarak biz önemli maçlarımızı, iyi maçlarımızı yendiğimiz zaman bizim için bir sorun yok. Bunun için de dediğim gibi en iyi şekilde performansımızı takım olarak göstermemiz gerekiyor. Mevkilere bağlı kalmadan kim nerede oynarsa en iyisini vererek göstermesi gerekiyor. Benim için problem yok yani hani orada oynamışım, burada oynamışım. Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak. Yani her kim olursa olsun, her kim oyuncu olursa olsun önemli olan oynamak. Ben biliyorsunuz ki 2-3 defa kadro dışı kaldım. O dönemlerde çok düşündüm yaşadığım sorunlardan dolayı. Yani beni orada oynatmıyor, burada oynatmıyor. Kadro dışı kaldıktan sonra dedim ki yani sağ bekte olsa oynarsın. Yani çünkü özlüyorsunuz, oynamayı özlüyorsunuz. Sol bekte olsa oynamayı özlüyorsunuz. Yani önemli olan sağ bek, sol bek oynamak değil. Önemli olan oynamak. Yani mevkiye çok takılı kalmamak lazım. Tabii ki herkesin mevkisi var. Ona göre planlaması var. Ama burada önemli olan oynamak. Yani benim amacım o. Şimdi Emre abi ile Gustavo da ikisi de birbirinden farklı özellikleri olan ve ikisi de çok tecrübeli isim. Keyif alarak oynuyorum. Severek oynuyorum. Onlar da ikisiyle oynadığı zaman isteyerek, severek keyifli bir şekilde oynuyorlar. Ama burada tabii tercih hocadan yana. Yani burada Emre abi ile beni oynatabilir, Gustavo ile beni oynatabilir veya beni oynatmayabilir. Bu hocanın kararı. Biz yani o sahaya çıktığımız zaman kim oynarsa oynasın orada %100 oynamak zorunda. %100 oynamayan bir oyuncu, sahada %100'ünü vermeyen bir oyuncu olduğu zaman kimseden biz verim alamayız. Luis %100 oynadıktan sonra ben kendim %100 oynamadıktan sonra orada biz orta sahada verim alamayız. O yüzden benim attığım golde de aynı şekilde hani tekrar tekrar biz izledik. %100 şekilde baskı yapıyoruz, pres yapıyoruz ve sonra gol geliyor. Diğer gollerde de aynı şekilde. Hep böyle yüksek tempoda oynuyoruz. %100'ümüzle oynuyoruz.
Emre abi de orada oynadığı zaman aynı şekilde. Yani benim bazen yapamadığım mücadeleyi Emre abi yapıyor. Benden kaç yaş büyük bir insan. Emre abi yapıyor. Dediğim gibi önemli olan orada herkesin hazır olması, oynayanların hazır olması, %100 olması önemli. Diğer dediğin soru? Yani ikinci yarısı. İkinci yarısı içinde dediğimiz gibi biz kenetlenmiş durumdayız 29. şampiyonluğa. Buna inanıyoruz. Tabii ki ilk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Bunların zaten öz eleştirisini kendi aramızda yaptık. Bunları biz atlattık. Şimdi ikinci yarı daha konsantre bir şekilde başlayıp, daha hızlı bir şekilde başlayıp zaten taraftarımızın arkada olduğu sürece biz de bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğiz diye inanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.